14 tane ticari handan birisi Devecihat Hanım. Yani burada döneminde 14 tane ticari han var. Bak bu 14 sayısı içerisinde ne Yazmacılar Hanı ne de Taşhan dahil değil. Sadece bu lokasyonda. Yani nereyi ben size şey yapayım? Ali Paşa Camii'nin üstü bile şey kalır. Ali Tusi Türbesi ile Paşa Hamamı arasındaki aksda 14 tane ticari han var döneminde. Böyle bir yoğun ticaret var burada. Şimdi bunun sebeplerinden birisi bahsettik. İpek Yolu üzerinde önemli bir kavşak noktası olması. Diğer bir sebep de en önemli sebepten birisi de Tokat'ın voyvodalık olması. Voyvodalığa biraz açayım ama ondan önce de şunu belirtmek lazım. Tokat kervan yolları üzerindeki önemli bir gümrük merkezi. İç gümrük merkezi, kara gümrük merkezi. Osmanlı gümrüğe ve vergiye çok önem veren bir şey sisteme sahip. Kervanlar belli sınır hatlarından giriyor. Bugünkü gibi sınır hatları böyle çok sabit noktada değil. Değişkenlik de arz ediyor ama sınır kapıları vesaire yok o dönemde, o yüzyıllarda. Kervan yolları üzerinde akış sağlanıyor. Belli merkezlerde gümrükleme yapılıyor. Anadolu'nun iç gümrük merkezi de Tokat. Bu ne demek? İsfahan'dan yola çıkan bir kervan İstanbul'a giderken, Balkanlar üzerinden Venedik'e giderken mutlaka Tokat'tan geçmek zorunda. Ve Anadolu gümrüklemesi, yani Osmanlı gümrük işlemini Osmanlı coğrafyasındaki Tokat'ta yaptırıyor. Aksine dönüşü de yine aynı şekilde. Şimdi hal böyle olunca burası bir cazibe merkezi haline dönüşüyor. Ciddi demir nüfusu barındırıyor. Fransız seyyah, Tournefort seyahatnamesindeki ifade aynen şöyle. Diyor ki Tokat has iyiliklerden biri ticari merkez etrafında, hanların ve ticari merkezin etrafında kişiye mahsus kiralık odaların mevcudiyetiydi. Bugünkü şey, bizim kültür evinin bir muadili. Yani bu tip otellerin atası da burada. Ama yine o seyahatnamesine tekrar devamda diyor ki, dünyada ilk defa tek kişilik konaklamalı hanları Tokat'ta gördüm. Bu ne demek? Kişiye mahsus bir oda, bir nişli dolap, bir tane şöminesi var ısınma için. Şimdi geriye döndüğümüzde bizim geleneksel han mimarisinde, han yaşamında Selçuklu'da bu hanlar çok önem arz ediyor. Anadolu'nun en önemli han lokasyonu içerisinde yine Makbere Hatun'un yaptırdığı 5 tane kervansaray Tokat'ta. Bunların en güzeli, ayakta kalanlarından birisi pazarda. Orayı gördüğünüzde, gezdiğinizde ne görüyorsunuz? Hayvan barınağı var, ahır, affedersin bir köşede. Onun yanında da insanların yaptığı yerler var. Yani bir 30-40 metrekarelik bir odada veya büyük bir avlunun arasındaki nişlerde şilteler üzerinde insanlar yan yana konaklıyor. Ahşap hanlarda da altta affedersin ahır var. Ahırın üstü yine büyük odalar var. Odalarda bu ot şiltelerin üzerinde yine insanlar bir arada konaklıyor. Ama yine Tournefort'a dönecek olursak dünyada ilk tek kişilik konaklamalı han tabiri çok iddialı bir şey. Butik otelleri saydık zaten ama bu suite odalarında belki ilk ortaya çıkışı. Ve bunun da ilk uygulaması bu bahsettiğimiz Devecihan Hanı. Fatih Hanı diye de geçer tarihte. 1400'lü yıllarda inşa edilmiş. Devecihan Hanı ismini almasının sebebi de develik bölümünün bulunması. Develik neresi? Alt kısımda iki tane tonoz var. Gezdiniz mi siz hanı? Yok, gezmedik. Yani açtırayım, arayalım arkadaş. Orayı da gezin. Yani hanın develik bölümü var. Bu ne demek? Otelin otoparkı gibi düşün bugünkü anlamda. Ve onu günümüze say. Şimdi baktığımızda 21. yüzyıla geldik. Tournefort'un dünyada hiçbir yerde görmediğim tek kişilik konaklama mantığı dedi ya. Bugünkü dünyanın en büyük otelleri, en lüks otelleri Burj Al Arab'la bilmem neler Dubai'de. Dubai'deki o lüks otellerin dönemindeki dünyadaki muadilleri de bu coğrafyada olduğunu gösteriyor. Şimdi 12 Han'dan bahsettik. Tekrar oraya dönecek olursam hemen üst aksta Aslanlı Han var. Paşa Hanı diye de geçer. Aslanlı Han sadece Venedikli tacirlerin konakladığı han. Bak o kadar yoğun bir şey var ki insanlar etnisiteye göre, ırka göre, milliyete göre hanlar ihtisas etmişler. Venedikler o handa konaklıyor. İranlılar, şurada Tahtakale Hamamı var. Günümüze ulaşmamış. Tahtakale Hamamı'nın yanındaki Tahtakale Hanı yoğunlukla İranlı tacirlerin konakladığı hanlar. Şimdi ismen sayayım sadece. Günümüze ulaşanları başlamak üzere sayayım ben sana. Katırcılar Hanı kısmen ayakta. Kerpiç bir han. Bir, onun hemen yanındaki sık dişini helasının çaprazına düşen sadece portali günümüze ulaşan Koza Han var.
Koza Han, Bursa'daki İpek Han'ı düşünün. İpek ticaretinin yapıldığı han. Sadece portal ayakta. 2. Sulu Han, eski Aşevi, şu anda restorasyon devam eden han. 3. Arastalı Bedesten, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ndeki ifadeye göre diyor ki Halep Bedesteni ve Tokat Bedesteni. 2 bedestenden bahsediyor. Ve Bursa. 3. Yani Anadolu'daki İstanbul hariç en önemli 3 bedestenden biri. Sonra yukarı doğru çıkıyoruz. Hemen Deveciğer Hanı, onun üstünde Paşa Hanı. Bunlar ayakta kalan hanlar. Yok olan hanlar. Paşa Hanı'nın yanında bir han var. O yok, günümüz ulaşmamış şu anda otopark olduğu noktada. Aşağı iniyorsunuz, biraz daha aşağı iniyoruz. Tahtakale Hanı, şu sağ tarafta Gaziosman Paşa Polis Karakolu'nun alt kısmı gibi düşünün. Bir de Ali Tusi Türbesi'nin tam karşısında 1985'li yıllara kadar ayakta olan Yağcıoğlu Hanı var. Mimarisi de şeye çok yakındı onun. Sulu Han'a çok yakındı. Ve döneminde belediyenin itfaiye binası vesaire olarak kullanılıyor. Bunun akabinde yine şeyin arkasında, Arastalı Bedesten'in hemen arkasındaki iki katlı beton binaların olduğu yerde Kazaziye Han'ı var. Yani bu böyle uzayıp gidiyor. Böyle bir merkez içerisinde Deveciğer Han'ı yer alıyor. Deveciğer Han'ı ayrıcalıklı kılan diğer bir özellik de Karagümrük'ten bahsettik ya. 1847 yılına kadar Tokat'ın Karagümrük bina merkezi. Yani gümrükleme burada yapılıyor. Kervanlar geliyor, gümrükleniyor. Satış Arastalı Bedesten'de günlük açık artırma usulü veya arz talep usulü, borsa usulüyle de orada ipekler, bakırlar veya her türlü tekstil, dere eşya şu bu satılıyor. Böyle bir özelliği var. Han şu anda ne oluyor? Bir dönem restorasyonu bitti. Üniversiteye tahsis edilmişti. Üniversite bıraktı. Özel mülkiyete geçti. Özel mülkiyette orayı üst çatıyı kapattı. İçerisinin dönüşümünü sağlıyor. Kurul izinleri vesaire otele dönüşecek nasip olursa yakın zamanda.